Herkese merhaba. Bugün Xiaomi'nin Mi Headphones isimli kulaklığı var elimde. Gearbest'ten aldım, 100 dolar civarında bir fiyatı var. Bir haftadır kadar da kullanıyorum, inceliyorum, test ediyorum. Hatta kıyaslama amaçlı MediaMarkt'a gittim ve oradaki çoğu kulaklığı denedim. Ses kalitesi, malzeme kalitesi nasıl? Bunları öğrenmeye çalıştım. Açıkçası yani ucuz bir kulaklık sayılmaz. Verdiğimiz parayı hak ediyor mu? Bunu öğrenmeye çalıştım. Umarım güzel bir inceleme olur ve merak edilen soruları da cevaplamış olurum. İncelemeye geçelim. İlk olarak standart kutu içeriğinden bahsedeceğim. Kulaklıkla beraber sağlam bir taşıma kılıfı çıkıyor. 6.3 mm jack adaptörü çıkıyor. Uçakta kullanmak için ayrı bir jack adaptörü çıkıyor. Ses kablosu çıkıyor ve kullanım kılavuzu var. Bu kulaklık Mi Headphones'un ikinci versiyonu. Yani ilk versiyonuyla aralarında farklar var. En büyük fark da bunun yanında ekstradan kulak pedleri gelmemesi. Önceki versiyonda iki çift kulak pedi geliyordu ekstradan. Buna dahil edilmemiş. Bir dezavantaj olmuş bence. Kulaklığın malzeme kalitesi gördüğüm, dokunduğum kadarıyla gerçekten mükemmel. Yani süper diyebilirim. Xiaomi deri ve metal uyumunu gerçekten çok iyi bir şekilde yansıtmış bu kulaklıkta. Kulaklığı almadan önce işte araştırmıştım, inceleme videolarını izlemiştim. Ve şu kısımların plastik mi, metal mi veya ne kadar sağlam olduğuna emin olamamıştım. Ve şu an diyebilirim ki şu kısımlar komple metal ve oldukça sağlam bir his yaratıyor. Yani kolay kolay zarar göreceğe benzemiyor. Şu katlanma hissi bile gerçekten sağlam ve dolu bir his yaratıyor. Böyle plastik gibi, yani her an kırılacak gibi bir his yaratmıyor. Oldukça beğendim. Kulak pedileri oldukça yumuşak ve rahat diyebilirim. Devamlı olarak 2 saat kullanımdan sonra şu kısımlarda ufak bir baskı hissedilebiliyor. Çünkü sürekli şu kısma baskı uyguluyor. Yani tam şu kısma baskı uyguladığı için bu da normaldir diye düşünüyorum. Kulaklığın dahili bir mikrofonu var ve bir tane de tuşu bulunuyor. Bu tuşa tek tıklayarak müziği başlatıp durdurabiliyoruz veya aramaları cevaplayabiliyoruz. Çift tıklayarak bir sonraki müziğe, 3 kez tıklayarak da bir önceki müziğe geçebiliyoruz. Şu anki ses kaydımı kulaklığın mikrofonuyla yapıyorum. Redmi Pro telefonuna yapıyorum. Bence idare eder bir kalitesi var. Görüşmeler için uygun. Tabii şu an bunu dinleyerek sizin de bir düşünceniz oluşabilir mikrofon hakkında. Bunun dışında kulaklıkta güzel detaylar var ilgimi çeken. Jack girişlerinin altın kaplama olması veya kabloyu korumaya yönelik şu kısımdaki yayın kullanılması. Kablonun dış kısmı iple kaplanmış. Bu da iyi bir sağlamlık katmış diye tahmin ediyorum. En önemli konu olan ses konusuna gelelim. Şimdi midler, tizler gayet başarılı. Basslar mükemmel diyebilirim. Zaten bu kulaklık biraz bas ağırlıklı. Yani bas müzik seviyorsanız bu kulaklığı da seveceksinizdir. Hemen hemen her türde müzik dinledim. Videolar izledim, konuşmalar dinledim. Açıkçası gerçekten çok kaliteli
net bir ses sunuyor. Yüksek seslerde bile bozulmalar yaratmıyor. Gerçekten müziği size yaşatıyor diyebilirim. Bu konuda gerçekten beni memnun etti. Araştırdığım, incelediğim kadarıyla da şunu söyleyebilirim. Bu kulaklık sanırım stüdyo kullanımı için, yani profesyonel üst seviye kullanım için uygun değilmiş. Ama dediğim gibi müzik, film, günlük kullanım için çok çok fazla yeterli. Gerçekten kaliteli bir ses sunuyor. Bunun yanında gerçekten kaliteli bir dizayn, minimalistik bir dizayn ve kaliteli bir malzeme de sunuyor. Ses izolasyonu olarak iyi, güzel diyebilirim. Yani 10 üzerinden 8 verirdim herhalde. Peki bu kulaklığa 100 dolar, yani yaklaşık 400 lira vermeye değer mi? Bu konuya değinmeye çalışayım. Dediğim gibi ünlü markaların JBL, Sennheiser, Sony gibi markaların kulaklıklarını da denedim, kıyaslamaya çalıştım olabildiğince. Ve şunu gördüm. Xiaomi'nin sunduğu ses kalitesine ortalama 300 lira civarında bir kulaklıktan bulabiliyoruz. Ama şu demek değil ki yani buna verdiğimiz para boşa gidiyor. Şimdi Xiaomi'nin bu ses kalitesinin yanında güzel bir dizaynı, güzel bir sunumu var, güzel bir malzeme kalitesi var. Gerçekten göründüğü gibi değil de elinize aldığında daha böyle sağlam, daha kaliteli bir his oluşuyor. Yalnız şunu da fark ettim. Xiaomi'nin sunduğu bu malzeme kalitesi ve minimalistik dizaynda o diğer bahsettiğim kulaklıklarda yoktu. Haliyle Xiaomi hem ses kalitesine hem de biraz dizayna odaklanmış. Fiyatı da bu yüzden yüksek diyebiliriz. Yani kişisel fikrim, bence bu kulaklık 100 dolar vermeye değer bir kulaklık. Güzel bir kulaklık. Gerçekten memnun etti beni. Tabii katlanabilir olması, yanında şöyle güzel, sert, gerçekten sağlam bir kılıfın olması. Bunlar artıları. Tabii bunun yanında bahsettiğim ince detaylar da bu kulaklığın olumlu yönleri. Olumsuz yön olarak ne diyebilirim? Önceki versiyonda 2 tane ekstradan kulak pedi geliyordu. Bunda gelmemiş. Keşke buna da gelseymiş. Çünkü bir tanesi şöyle büyükçe bir ped geliyor ve daha iyi bir yalıtım sağlıyor. Bu konuda daha iyi olabilirmiş. Bunun dışında sanırım bahsedecek pek bir şey kalmadı. Umarım her şey değinebilmişimdir ve açıklayıcı bir video olmuştur. Yine merak ettiklerinizi yorum olarak sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Facebook sayfamda yeni çıkan veya indirimde olan Xiaomi ürünlerini paylaşmaya çalışıyorum. Aynı şekilde incelememi istediğiniz veya almayı düşündüğünüz ürünler varsa bana buradan ulaşabilirsiniz. Sizin için kupon ve indirimleri de bulmaya çalışırım. Dilerseniz sayfayı takip edebilirsiniz.